Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikteyim yeni bir tarifle. Bugün sizlere 21 gün bekleteceğim tarhanamdan şöyle göstereyim. Bugün tam 15 gün kadar oldu. Hemen böyleyken tarhana çorbası yapacağım. Şöyle göstereyim sizlere de. Bu şekildeyken de yapılabilir. Hemen tarhanamdan birazcık alacağım. Bu arada tripodum kırıldı, onun için tek elle bu kadar yapabiliyorum. Şöyle tabağıma alacağım. Evet, 5 yemek kaşığı aldığım tarhanamı şimdi birazcık sulandıracağım, soğuk suyla ezeceğim ve hemen tarhana çorbası yapımına geçeceğim. Evet, dediğim gibi şöyle kocaman bir leğen yapmıştım. 21 gün bekleteceğim. 21 gün sonra masanın üzerine serdiğim örtülerin üzerinde kurutacağım ve elekten geçireceğim. Kışlık tarhanam hazır. Şöyle kocaman bir leğen yaptım. Bu şekildeyken de çorba yapılabilir. Onu göstermek istedim sizlere. Evet, bir su bardağı suyumu hazırladım. Şöyle aratılmış su çeşmeden aldım. Hemen tarhanamın üzerine döküyorum. Azar azar ilave ederek ezeceğim. Bir su bardağının yarısını ilave ettim. Dilerseniz biraz daha ilave edebilirsiniz sizler. Ben biraz fazla yapacağım tarhanamı. 2 kiloluk tencerede yapacağım bu arada. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi zaten robottan geçirdiğim için tekrar süzmemize gerek yok. Bu şekilde hemen pişirmeye geçelim. Tencerem ocağımın üzerine aldım. Şimdi bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Tereyağı da koyacağımız için fazla yağ gerek yok. Ocağımı açıyorum. Yarıma aldım bu arada arkadaşlar ocağımı. Hemen bir çay kaşığı kadar domates salçasını ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar da şöyle biber salçası ilave ediyorum. Şöyle yağ ile biraz kavuracağım. Salçanın iyi ezilebilmesi için şöyle çok az su ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi. Şöyle yumuşaması için güzelce homojen bir kıvam alsın diye. Sıcak su da koyabilirsiniz. Normal çeşme suyu da koyabilirsiniz. Sadece salçanızı bu şekilde eritebilmek adına. Evet, salçamız yeteri kadar kavruldu şöyle. Hemen kırmızı toz biberi ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar da kırmızı tatlı toz biberi ilave ediyorum şöyle. Bir diş sarımsağımı iyice ezdim. Onu da ilave ediyorum. Dilerseniz sarımsağı biraz daha fazla koyabilirsiniz veya hiç kullanmayabilirsiniz. Sarımsak sevmiyorsanız eğer. Şöyle 1-2 döndürün. Sarımsağın kokusu çıksın. Şu şekilde. İyice kavurmuş kadar olsun. Evet, şimdi kettle'da kaynattığımız sıcak suyumuzu ilave ediyorum. Evet, şöyle bir karıştıralım. Kettle'da kaynattığım sıcak suyumu ilave ettim. Şu kadar eksik kaldı. Onu da zaten diğer tarhanamı dökünce yeterli geleceği için şöyle az miktarda yerine boş bıraktım tenceremi. Fazla doldurmadım. Şimdi tekrar suyumuzun burada kaynamasını bekleyelim. Sonrasında tarhanamızı ilave edeceğim. Evet, suyumuz kaynamaya başladı. Şurayı göster anneciğim. Bu arada Pelin geldi yardıma. Şimdi bir kere daha bu şekilde karıştırın. Sonrasında hemen suyumuza ilave edelim. Şöyle yavaş yavaş karıştırarak. Hatta çırpıcıyla karıştıralım. Pardon. Şöyle.
Evet, bir yandan karıştıralım, bir yandan dökelim. Bu şekilde. Hemen şöyle tabağımıza da azıcık su ilave edelim. İsraf olmasın diye. Onu da dökelim. Evet, karıştıralım bu şekilde. Önceden haşladığım, buzlukta beklettiğim, elimin altında olması için haşlanmış nohutum var. Bir çay bardağı. Onu da ilave ediyorum yavaşça. Şöyle bir tane kare tereyağı ilave ediyorum. Bunun da daha önceden videosu var. Bu şekilde kare kare hazırlıyorum tereyağlarımı. Şöyle karıştıralım yine. Evet, yetersiz gelirse üzerine kettle'da kaynattığımız suyumuzu tekrar ilave edebiliriz. Çünkü biraz daha istiyor koyu olmasın diye. Fazla koyu olmasın diye. Şimdi de tuzunu ilave edelim. Damak tadımıza göre. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuzunu da ilave ettim. Sizler damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi kaynamasını bekleyeceğim. Ara sıra bu şekilde karıştırın. Kaynayınca zaten çorbamız hazır. Evet, çorbamız kaynamaya başladı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen kuru nanemizi de ilave edeyim. Şöyle göstereyim. Bu arada kuru nanemi de kendim yaptım. Bu şekilde. Hemen kuru nanemizi şöyle serpiştirelim. Evet, çorbamız içmeye hazırdır. Sizler de yaparsanız şimdiden afiyet olsun. Hemen ben servis tabağımı alıp geliyorum. Evet, reyhanla da süsledim bu şekilde. Fesleğen bıraktım. Bazı yörelerde reyhan, bazı yörelerde de fesleğen diyorlar. Şöyle çiçeği üzerinde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde tabağımı da süsledim. Evet, şöyle içerisine de bir tane attım. Sizler de bu şekilde servis yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bizden bugünlük de bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda, vloglarda, tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.